Cumhuriyet meydanına sığmamış Tekirdağ. Neredeyse 360 derece millet buluşması gerçekleştiriyoruz. Camlarından, balkonlarından ve iş yerlerinden millet buluşmasını izleyen değerli Tekirdağlılar, nasılsınız, iyi misiniz? İyi misiniz? Yüreğinize, nefesinize sağlık. Yahya Kemal'in, Namık Kemal'in ve Mustafa Kemal'in diyarındayız. Üç Kemaller diyarı Tekirdağ'dayız bugün. Değerli Tekirdağlı hemşehrilerimiz, büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte deprem bölgesinde Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay, depremde yaşamını yitiren, aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Sevgili Tekirdağlılar, sevgili Tekirdağlılar, savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanı yasalla bir etmeye var mısınız? Çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Esnaf hakkını alsın mı? İşçi, memur, çiftçi hakkını alsın mı? Tekirdağ hakkını alsın mı? Türkiye hakkını alsın mı? Alsın mı? Alsın mı? Bereketle geldiğimiz Tekirdağ'da ben sizleri çok daha fazla bekletmeden Balıkesir'in üzerimizde olan selamını sizlere iletip şimdi huzurlarınıza bu güzel kente hizmet eden çok değerli Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'ı buraya davet ediyorum. Sayın Başkanım, buyurunuz. Bu ne güzel Tekirdağ derken, Tekirdağ her zaman güzel. Sevgili Tekirdağlılar, tarım ve hayvancılığın başkenti Tekirdağlılar, sanayi kenti Tekirdağlılar, turizm kenti Tekirdağlılar, üniversite kenti Tekirdağlılar, liman kenti Tekirdağlılar. Ama en önemlisi mavi gözlü kentin değerli hemşehrilerim. Böyle güzel bir günde sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hemen az sonra Millet İttifakı'nın değerli Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız, yine Millet İttifakı'nın değerli Cumhurbaşkan Yardımcısı adayı Ali Babacan Bey, Deva Partisi Genel Başkanı ve benim yol arkadaşım Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayımız Sayın Mansur Yavaş sizlere hitap edecekler. Elbette Tekirdağ her şey gibi bütün gelen misafirlerimiz bağrına basmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Sevgili Tekirdağlılar, bahar size çok yakışacak. 17 gün sonra Millet İttifakı iktidarında buluşmak üzere hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, Ankara'da 25 yıllık karanlığın üzerine bir güneş gibi doğarak Ankara'yı yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı buraya davet ediyorum. Evet, ön tarafı gençler doldurmuş maşallah. Sevgili Tekirdağlılar, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İnşallah 14 Mayıs'ta değişimin öncüsü bu gençler olacak. İlk seferde bitirecekler inşallah. Evet, sevgili Tekirdağlılar, bir seçime gidiyoruz. Artık bizde alışkanlık yaptı. Seçime değil sanki savaşa gidiyoruz. Çünkü rakiplerimiz inanılmaz bir şekilde nefret tohumları saçarak, iftiralar atarak bir seçime gidiyor. Ben isterdim ki iktidar yaptıklarıyla ortaya çıksın, yapamadıklarını anlatsın ve yapacaklarını anlatsın. Ama öyle anlaşılıyor ki 21 yıldan sonra artık söyleyecek sözü olmayanlar ancak hakaret ve iftira atıyorlar. Alışkanlık yaptı demiştim. 2019 yılında seçimi kaybedeceklerini anlayınca bize de aynı iftiraları attılar. Evet, bir ara verelim, ezan bitince devam edelim, olur mu? Öğrenmiş miyim? Tamam. Maşallah. Evet, meydana sığılmamış. Demek ki Tekirdağ'a daha büyük bir meydan lazım. Evet. Evet, Kadir Başkanım. Ha, burada Kadir Başkanım. Evet, aynen öyle. Onları genel başkanımız söyler. Ya beni seçin. Ben de Cumhurbaşkanı yardımcısı söyledim. Cumhurbaşkanımızı seçin, ondan sonra bunları gündeme getirelim. Oldu mu? Baktım. Evet. İnşallah. Oğlum bu var elimde. Gene de oldu. Evet, siz arkada kalmışsınız. Merhabalar. Arkadaşlar, onları buraya alamıyor muyuz? Memur arkadaşlar. Çok uzakta kalmışlar. Alalım buraya. Evet. Sorumlu amirimiz kimse bir rica edelim, buraya alalım onları. Çok uzak kalmışlar. Kadir Başkanım, bir görüşelim de. Öyle mi? Evet, güvenlik nedeni öyleymiş. Ben biraz daha fazla bağırır, size duyururum. Öyle yapalım. Yormam, yormam, merak etme. Biz nelerle uğraştık şimdiye kadar, değil mi? Evet. Evet, yerel basına da merhaba diyorum. Yaptım ya. Efendim, çok kalp. Çok kalp. Bir de Beşiktaşlısın benim gibi. Beşiktaş. Çek oradan, dön çek. Allah Allah. Öğrendim, merak etmeyin, öğrendim. Bitti. Ezan bitti mi? Tamam. Evet sevgili gençler, sevgili Tekirdağlılar, alışkanlık yaptı demiştik. 2019 yılında da seçimi kaybedeceklerini anlayınca, anketleri görünce şimdi attıkları iftiraların aynısını Ankara'da da attılar. İşte sayaçları PKK'lılar okuyacak, DHKP'liler de faturaları götürecekmiş. Bunu ister misiniz falan dediler o zaman. Bak, şimdi şöyle, yuh çekenlere şunu söylüyorum. Bu nefret siyasetini sonuçta sadece bir seçim, savaş değil. Biz iyiliğe döndürmek için yuh da çekmiyoruz. Bu tür iftiraları ancak gülür, deliler güler diyoruz. Biz de deliler gibi gülüyoruz bunların attığı iftiralara. Neden diyeceksiniz? Seçimi kazandık. Devletin bekası gidermiş. O günlerde hep öyle söylediler. Eğer bu belediyeleri Millet İttifakı kazanırsa devletin bekası tehlikeye girermiş. Hemen ilk seçilir seçilmez tabelayı duvara çaktık, o söktükleri TC tabelalarını. İşçileri çıkaracak dediler. Hiç işçi falan da çıkarmadık. Baktılar ki söyledikleri havada kaldı. Bu arada İstanbul'da Ekrem Başkan'ın seçimini, halkın iradesini zorla gasp ettiler, biliyorsunuz. Şimdi diğer 10 belediyede devletin bekasını tehlikeye sokacak hiçbir şey olmadı. Ne yapmaları lazım? Bu sefer İstanbul'da başladılar. İstanbul düşerse Kabe düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. İstanbul düşerse Büyük İsrail kurulur. Ve en son şunu söylediler, Binali mi, Sisi mi, Mursi mi, Sisi mi? Daha neler neler söylediler. Ve o da tutmadı. O da tutmayınca ne yaptılar? Bize o iftirayı atanlar, PKK'larla işbirliği yapacak iftirasını atanlar, Osman Öcalan'ı televizyona çıkarıp yedek kuvvetlerini sahaya sürdüler, öyle mi? Osman Öcalan PKK'lı değil miydi? Peki İmralı'dan gelen mektup neydi, televizyonlarda okudunuz? Bunlar seçimi kazanacağım diye her şeyi yapar, her türlü iftiraya atarlar, her yola başvururlar. Onun için de şimdi de aynı şeyleri söylüyorlar. Bugün sabah evden kalktık, buraya geleceğiz. Baktık, bakanın birisi demiş ki, bunlar demiş İHA'ları SİHA'ları alır hangara sokar. Ben de çok affedersiniz ama ne yediniz ne içtiniz sabah sabah diye sordum. Bir diğeri, en son başbakanımızla ben kendisine hiç yakıştıramadım. Bu işgal kuvvetleriyle istiklal kuvvetlerinin mücadelesi demiş. Herhalde bizi gavur sanıyor. Ben şimdi ona şöyle cevap verebilirdim. İkide bir milli gayrimilli deyip duruyorlar ya. Venezuela'dan bahsederdim. Hollanda'dan bahsederdim. Ama o konulara girmeyeceğim. Türkiye biliyor kimin milli kimin gayrimilli olduğunu. Bir diğerine de cevap vereyim. Adalet Bakanımız da iki türlü cevap vermiş. Şampanyayla kutlayanları mı yoksa sabah şükür namazı kılanları mı seçeceksiniz diye. Ben Ankara'dan bir örnek vereceğim. Aynısını bize de yaptılar. Biz o işgal altındaki belediyeden Ankara'yı kurtardığımız için, Ankaralı bizi seçtiği için sabah Hacı Bayram namazında şükür namazı kıldık. Bismillah diyerek de göreve başladık. Ama kendilerinin bazı gruplarının, kadın kollarının geçen seçimi kazandıktan sonra yaptığı eğlenceleri de gördük. Bunların adı siyaset değil. Bunların adı nefret siyaseti, korku siyaseti. Korku insanı neler söyletiyor? O İHA'lar, SİHA'lar, milletin malı. Nasıl daha önce Roketsanlar, Aselsanlar, Havelsanlar, TUSAŞ'lar Türkiye için bir şeyler üretti. Onlar size devrettilerse siz de elinizdeki ürettiklerinizi ki yaptığınız iyi şeylerin hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Onları getirip yeni hükümetin emrine vereceksiniz. Yeni hükümetin emrine vereceksiniz ki Kandil silahı bırakmadıkça oraya o füze olarak onlar gidecek. Aynı zamanda Suriye'de bugün YPG'lerle PKK'ların silahlı eğitim veren Amerikalılar da lazım olursa onda o füzeleri yiyecek. Ağzınızı açamıyorsunuz orada verilen eğitimlere. Ondan sonra millilik taslıyorsunuz. 3 defa terörist başını bırakmak için terörle mücadele kanununu meclise getirdiler. 3 kez. Teröristlerin, çete reisinin de bu itirafçılık yasasından faydalanması için orada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin protestosuyla geri çekmek durumunda kalıyor. Şimdi de kalkmışlar, bunlar APO'yu serbest bırakacak. O bebek katili cezasını çekmeden hiçbir şekilde çıkamayacak. Getirdikleri o eski kanun tasarlarına bakıyorum. Çıkartırsanız gene siz çıkartırsınız. O seçimi kazanmak için her türlü sözü verirsiniz. Yalanladılar ama gene gazetelerde haber var. İmralı'ya heyet gitti diye. Göndermediniz mi daha önce? Tamam, burada göndermedik diyorsunuz. Daha önce kaç defa gönderdiniz? Şimdi bunu böyle söylüyorsunuz. Aynı görüşleri savunan bir başka partiyi yanınıza aldınız. Söylüyorlar, diyorlar ki yok biz onlarla ittifakta değiliz. İttifakta değilsiniz de aynı listede niye verdiniz? Onlarla madem utanıyorsunuz, onlarla ittifak değiliz diyorsunuz. Onlardan utanıyorsunuz da bu milletin karşısına niye getirdiniz? Ben de diyorum ki ben bu sözleri söyledim diye PKK'nın görüşleri belli. Türk bayrağıyla sorunu var. Hüdapar'ın da Türk bayrağıyla sorunu var. Türkiye bayrağı diyelim diyor. Özerklik istiyor. Federasyon istiyor hepsi. Genel başkanları televizyona çıktı. Yemin edecek misiniz deyince o şerefli Atatürk'ün meclisine evet edeceğim demedi. Bir bakacağız dedi. Ne işin var o zaman o mecliste? Kimle kimin mücadele ettiğini görün. Gerçekler budur. Şimdi İHA'ları, SİHA'ları sergileyerek Anadolu gemisini vatandaşa açtılar. Siyaset alet ediyorlar. 4000 yıllık, 5000 yıllık Meteha'nın ordusunu şimdiye kadar kimse siyaset alet etmedi. Onlar milletin malıdır. Seçim otobüsüne çevirdiler. Oradan oraya, oradan oraya taşıyorlar. Ama sevgili Tekirdağlılar, 15 Mayıs'tan sonra o geminin üstüne falan çıkıp gezemeyeceksiniz. 15 Mayıs'tan sonra sizi şöyle bir gerçek bekleyecek. Ya Millet İttifakı'nı iktidara getireceksiniz, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceksiniz. Aksi takdirde 15 Mayıs'tan sonra faturalarla baş başa kalacaksınız. Pahalılıkla baş başa kalacaksınız. İşsizler iş bulamayacak. Öğrenciler yine hayal kuramayacak. Maalesef bunlarla baş başa kalacaksınız. Diyorum ki Tekirdağlılara, önceden kime oy verdiyseniz verin. Eğer 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl öncesine göre durumunuz daha düzeldiyse devam etsinler. Düzelmediyse 21 yıldır bunu düzeltemeyen bir iktidardan iyilik beklemek hayal olur. Bir ambulans istiyoruz arkadaşlar. Sağlıkçılar. Var mı sağlıkçı? Orada bakın. Geldi mi arkadaşlar? Evet, sağlıkçılar geliyorlar. Arkadaşlar yardımcı olalım. Müdahale ediliyor mu arkadaşlar? Tamam. Dolayısıyla 15 Mayıs'tan sonra 21 yıldır yapamadığını hala vaat eden bir iktidarla devam etmek isteyenler devam eder. Ama belli ki artık deniz bitti. Çünkü Merkez Bankası tam takır. Dövizi sabit tutmak için şimdi de eldeki altınları bozdurup döviz alıp piyasaya döviz sürmek suretiyle artık ne kadar idare edebilecekler bilmiyorum. Durum kötü. Dolayısıyla inşallah ayın 15'inden sonra güzel bir yönetim gelecek. Şimdi bir de söyledikleri şu var. Adıyaman'da söylediler. Aile Bakanlığı demiş ki bunlar gelirse yardımları keser. Yine aynı şekilde bunlar gelirse kamudaki bütün memurları işten atacaklar. Bize de aynısını söylediler. Ankara'da siyasi nedenle hiç kimseyi işten çıkarmadığımız gibi artık işçiler ne mitinge götürüyor zorla ne de futbol maçlarına götürüyorlar. Peki niye bu iftiraları atıyorlar? O koltukları bırakmak istemediler. Ankara'daki rant imparatorluğunu bırakmak istemediler. 16 katrilyonluk Anka Parkı birkaç kişiye iş vermek suretiyle toprağın altına gömdüler. 16 milyara 16 tane il kalkınırdı. Şehre girişte gördüğünüz kapılara harcanan para 350 milyon lira bugünün parasıyla. Anka Park'ın yanında teleferik yapılacak, bu hayvanat bahçesini gezecek diye ihale etmişler. İktidar Partisi'nin il başkan yardımcısına bitmiş gibi neredeyse parasının tamamını almış. Zarar 700 milyon lira. Bunların açığa çıkmasını istemiyorlar. Hepsini savcılığa verdim. İnşallah birçok dosya bekletiliyor ama ayın 15'inden sonra göreceksiniz. Hepsinin hesabı sorulacak. Kul hakkı yiyen, yetim hakkı yiyenlerden hesabı sorulacak. Dolayısıyla bundan bırakmak istemedikleri için sürekli olarak bu iftiraları attılar. Sosyal yardımları kesecek dediler. Paket dağıtılırdı eskiler Ankara'da. Şimdi de diyorlar ki Aile Bakanlığı'nın dağıttığı bütün yardımları bunlar kesecek diyorlar. Biz de bırakın kesmeyi, artıracağız demiştik. Ankara halkı bize inandı. Paket dağıtma işini ortadan kaldırdık. Başkent kartı vermek suretiyle artık hesaplarına para yatırıyoruz. Eskiden bu koliler tek bir esnaftan alınır, içine makarna, bulgur doldurulur, ev ev dolaştırılırdı, insanlar incitilirdi. Şimdi hesaplarına para yatıyor, gidiyor, bütün şehrin bakkallarından hem bakkallar kazanıyor, hem aileler çocuklarının gerçek ihtiyaçlarını karşılıyor. Yetmedi, 60 bin tane çocuk okuldan eve, evden okula Ankara'da ücretsiz taşınıyor, yoktu eskiden. 16 bin öğrencinin servis ücretini ödüyoruz. 15 bin öğrenciye, ilkokul öğrencisine günlük 15 lira kantin yardımı yapıyoruz ki arkadaşların yanında mahzun kalmasın diye. Destek alan 200.000 kişi tonu 1 liradan su içiyor. Eskiden tonu, eski rakam 30 liraydı tonu. 300 lira yerine şimdi 10 lira ödüyorlar. Dolayısıyla geri kalanı gene cebinde kalıyor. 200.000 aileye 2 yıldır Aralık, Ocak, Şubat aylarında 550 lira doğalgaz yardımı yaptık. Ankara'da hiç kimseyi üşütmedik destek ihtiyacı olan. Yoktu eskiden böyle bir yardım. Yine 200.000 aileye her ay birer kilo et parası veriyoruz. Başka hiçbir yerde geçmiyor. Sadece o parayı ete harcayıp evine götürüyor ki çocuklar eğitim hakkından mahrum kalmasın, aç kalmasın diye. Söz vermiştik. Aç ve açıkta kimseyi bırakmayacağız diye. Onun yanında sınavlara girenlerin ücretleri ödenir, kırtasiye yardımları yapılır. 100.000 çocuğa bayram harçlığı yatırdık hesaplarına vesaire. Saysam saymayla bitmiyor. Eskiden bir koluydu. Nasıl suçladılar? Yardımları kesecekler. Ne olmuş? Kesilmiş mi, artmış mı? Şimdi bu İnşallah Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olduktan sonra aile destekleri sigortası var. Bu inşallah bütün kadınları kapsayacak. Hiçbir çocuk mahzun kalmayacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Eğitimine de devam edecekler. Biraz sonra Sayın Genel Başkanımız anlatır. Bizim bu yaptığımız, yapacaklarımızın küçük bir örneği. Bir şey daha söyleyip öyle bitireceğim. Biliyorsunuz iklim krizi nedeniyle en son Ukrayna pandemi döneminde Ukrayna bize buğday vermedi. Ne kadar kapalı kalacağı belli değildi. Haliyle kendi insanını düşündü. Daha sonra Rusya savaşında da Ukrayna-Rusya savaşından sonra da gördünüz şu anda tahıllar taşınıyor gemilerle. Halbuki ülkemiz bizim neydi? Kendi kendine yeten bir ülkeydi. Bu tarımdaki politikalar nedeniyle, hayvancılıktaki politikalar nedeniyle bir şey mi oldu, pahalılık mı oldu? Dışarıdan ithal et. Yine bakliyatı da dışarıdan ithal ettiler, tarımı bitirdiler. Sonra eken azaldı, ürün azalınca bu sefer soğan olmuş 30 lira. Pahalı dersen bunlar soğan kafalı demeye başladılar. Millet aç diyorsun, tatilden gelenlerin arabalarını gösterip millet aç diyenin ağzına kürekle vurmak lazım diyorlar. Artık yukarılardan öyle görünüyor. Girsinler esnafın yanına. Girsinler pazarda dolaşsınlar da görsünler millet ne halde. Öyle mi? Dolayısıyla bizler kırsal kalkınma desteklerine başladık. Eskiden yapılan destek şuydu. Bazı yerlere traktör verilmiş, bazılarına taş toplama makinesi verilmiş. 35.000 kayıtlı çiftçimiz var bizim. Bu da ileride yapılacakların örneği diye anlatıyorum. 35.000 çiftçiye nohut tohumu, arpa, buğday tohumu ve hepsini bunların verdik. Yetmedi. Belediye olarak sıvı gübre imal ediyoruz. Sıvı gübreyle verdik. Yetmedi, mazot yardımı yaptık. Çiftçiliği bırakan bir sürü insan tekrar çiftçiliğe döndü Ankara'da. Çünkü Ankara bir tarım memleketi. Ve 600 milyon lira biz destekte bulunduk 4 yıl içerisinde. Geçen yıl itibariyle Ankaralı çiftçi tam 4,5 milyar lira gelir elde etti. Demek ki destek verirseniz insanlar çiftçilik de yapıyormuş, üretiyormuş. Ama onların malına para ettirmezseniz işi gücü bırakıyorlar tarımı. Geliyorlar büyük şehirlerde ne iş yapacağını bilmeden oradan buradan iş arıyorlar. Dolayısıyla inşallah yeni gelecek hükümetimiz tarımda da, üretimde de çok büyük destekler yapacak. Mutlaka onları da şimdi Cumhurbaşkanı yardımcımız ve Genel Başkanımız da anlatacak. Şimdi Rekabet Kurumu kasaplar hakkında açmış soruşturmayı. Bu ayın teröristleri de kasaplar oldu hayırlısıyla. Öyle maalesef. Hiçbir şey başarısızlık bunların üstüne yakışmıyor. Ya dış güçler, ya operasyon çekenler, ya o kadar güçlüsünüz ki siz ne dış güçler, ne operasyon çekenlerin etkilememesi lazım değil mi? Hiç suç onlarda yok. Hep suçlu başkası. Eğer sıkışırlarsa sorumlu CHP zihniyeti diyorlar. Öyle mi? Maalesef. Ve 21 yıldır bunları başaramayan insanların artık başaracağından ümidimiz yok. En azından yeni bir hükümet getirmekle bir şans veriyorsunuz. Denenmişi denemeye gerek yok. Attıkları iftiraların hepsini de reddediyoruz. Ne o Kandil'in söylemlerini kabul ediyoruz, ne de Kandil'dekilerin saçmalıklarını bize yamamaya çalışan bu iktidar mensuplarının tüm söylemlerini reddediyoruz. Terörle de işimiz yok, teröriste de işimiz yok. Katile katil deriz, teröriste terörist deriz. Bu PKK'lı katiller değil miydi Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapan? Dolayısıyla artık bu devir kapanıyor arkadaşlar. Onu görüyoruz. Her gittiğimiz yerde gerçekten ilgi çok. İnanacağımız bir tek belge var. 6 siyasi parti Sayın Genel Başkanı yan yana geldi. 2400 maddelik yapılacaklarla ilgili bir mutabakat metni oluşturdu. Yapılacak o. Onun haricinde ne kimseyle bir müttefiklik var, ne ittifak var, ne bir şey var. Yazıya bağlanmış, imzalanmış. Yapılacak şeyler onlardır. Ve 6 siyasi parti genel başkanı Türkçemizin en güzel kelimesiyle uzlaştılar. Uzlaşma kadar güzel bir kelime yok. Cenab-ı Allah 7,5 milyar insan yaratmış. Hiçbiri birbirine benzemiyor değil mi? Herkes farklı düşünür değil mi? Gayet normal. Herkesin fikrine saygı duymak zorundayız. Biz Millet İttifakı olarak daha Cumhur İttifakı'na oy verenlere, vereceklere veya oranın yöneticilerine, mensuplarına en ufak ağzımızdan kötü bir söz çıkmıyor. Ama maalesef söylediğim gibi söyleyecek sözü olmayanlar karşımıza geçip 24 saat illet, zillet falan diye toplumun yarısını ötekileştiriyorlar. Kimsenin buna hakkı yok. Kimsenin buna hakkı yok. AK Parti'ye oy verenler de şereflidir. Bu ittifak oy verenler de şereflidir. Ne oluyoruz yani? Kimin kimseyle ne kavgası var? 15'inde her şey bitecek. Millet kararını verecek. Sonra herkes sorunlarıyla baş başa kalacak. Ya dertlerini çekmeye devam edecek ya da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak o koltuğa oturtacak ve deneyecek. Ve bunun için bir araya gelindi. Ekrem Bey'in sloganı başka, benimki başka. Ne diyoruz? Birleşe birleşe kazanıyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız. Hadi bir duyayım gençler. Olmadı. Senkron tutmadı. Benden alın hadi. Senkron tutmadı. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe, evet. Birleşe birleşe kazanacağız ve inşallah 15 Mayıs günü artık memleketimize, Ankara'ya, İstanbul'a ve diğer belediyelerimize 11 büyükşehir ve 250'ye yakın Millet İttifakı belediyelerine nasıl huzur, bereket geldiyse inşallah bundan sonra ülkemizin tümüne huzur, bereket gelecek ve inşallah baharlı günlere kavuşacağız diyor. Hepinize saygılar sunuyor, Allah'a emanet ediyorum. Birinci turda bitireceksiniz. Söz mü? Söz mü? Peki bizden de teşekkür düşüyor. Sonuca bakacağız. Onları şeyi verecek, Sayın Genel Başkanımız verecek. Önce bir seçin. Peki. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çok sevgiler. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli Tekirdağlı hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye'nin devası hazır. Birlikte deva var diyen, çalışan Türkiye'nin sesi Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan selamlıyor sizleri. doğası, turizmi, sanayisi ve plakların ilgisi Tekirdağ. Merhaba. Bu ne güzel coşku böyle. Bu ne güzel heyecan. Değerli dostlarım, Tekirdağ'dayız. Bir Serhat ilimizdeyiz. Şurada Avrupa Birliği ile aramızda 200 kilometre var. Onların yüzü gülüyor. Tekirdağlı hemşehrilerim eziyet çekiyor. Biliyor musunuz? Biz ülkemizi çok seviyoruz ya. Vatanımızı çok seviyoruz. Toprağımızı, insanımızı çok seviyoruz. Ama bu hak mıdır? Reva mıdır bu eziyet, bu sıkıntı? Nedir bu güzel insanlarımızın çektiği? 1 kilo soğan olmuş 30 lira. Kıyma olmuş 300-400 lira. Hak mıdır ya? Bakıyorsun 300-400 dedim ya, tutamıyorsun, yükseliyor işte. Yarın dönüp baksak belki daha yüksek. Ha, bunu söyleyince de ne diyorlar? Bakmayın soğana diyorlar. Ama vatandaşımızın derdi bu ya. Kusura bakmasınlar, biz bakmak zorundayız. Biz vatandaşımızın sofrasına gözümüz gibi bakmak zorundayız. Türkiye son 5 yıldır. Yani bu partili, taraflı cumhurbaşkanlığı sistemi başladıktan sonra son 5 yıldır sürekli olarak fakirleşiyor. Kim Türk lirası cinsinden gelirle yaşıyorsa, ister adı memur olsun, işçi olsun, emekli olsun, esnaf olsun, çiftçi olsun, herkes kaybetti. Bir avuç insan kazandı, bütün Türkiye kaybetti. Enflasyon yoluyla kaybettirdiler. Herkesin cebindeki paranın değerini düşürdüler. Gerçekten çok üzülüyoruz ya. Bakın, size bir şey göstereceğim. Şu nedir? 200 lira. Yakındakiler gördü. Bir de uzaktakilere gösterelim. 200 lira değil mi? Bu 200 lira tedavüle ilk 2009 yılında çıktı. 2009 yılında bu 200 lira tedavüle çıktığında tam 134 dolar ediyordu. 134 dolar. Bugün ne ediyor biliyor musunuz? 10 dolar bile etmiyor. Çünkü kapalı çarşıda ayrı kur var, bankada ayrı kur var, döviz bürosunda ayrı kur var. Memleketi Özal öncesine döndürdüler ha. Bankaya sorarsan kur farklı, döviz bürosu farklı, kapalı çarşı farklı. 10 lira bile etmiyor. Ben şimdi soruyorum. Bu para 134 dolar ederken şu anda 10 lira bile etmiyor. Aradaki fark ne kadar? 124 dolar değil mi? Herkesin cebindeki bu paradan 124 doları kim çaldı? Kim aldı bunu? Enflasyon yoluyla hepimizi fakirleştirdiler, hepimizi. Bir zamanlar vatandaşımızın sofrası, buzdolabı, hayatı zenginleşmişti. Biz yaşadık o yılları. Gençler rahatlıkla bir cep telefonu alıyordu. Yeni işe giren bir mühendis kardeşimiz aylık maaşıyla taksitle bir araba alabiliyordu. Şu anda vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti için bir araba almak hayal. Bir ev almak imkansız. Evlenemiyorlar. Bir düğün yapsak kaç para? Yapamıyoruz, kaçıyorlar değil mi? Maalesef. Ülkenin düştüğü durum bu. Ve o iyi dönemlerde kimse gençlere çıkar telefonunu göster falan da demiyordu. Öyle laflar yoktu. Emekliler torunlarına gönlünce hediye alabiliyordu. Hatta emekliler, hatırlarsınız, maaşlarından artırdıklarıyla şöyle Avrupa'da otobüste de olsa bir tur yapıp gelebiliyorlar değil mi? Hatırlıyorsunuz. Şimdi imkansız. Emekli maaşı temel gıda ihtiyacına yetmiyor ya. emekli maaşıyla şöyle bir sofra kurmak, buzdolabını doldurmak mümkün değil. Ne oldu o günlere, ne oldu? Nasıl geldik bugünlere diye herhalde sormamız lazım değil mi? Maalesef bu enflasyon var ya, enflasyon. Hırsızlığın en modern yöntemi. Yıllarca düşük seyreden enflasyon şu son 5 yılda katlaya katlaya arttı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonu şu geçtiğimiz yılda gerçekleşti ya. TÜİK enflasyon rakamları tutmaya başladığından bugüne kadar Türkiye hiçbir zaman bu kadar yüksek enflasyon görmemişti. Bu dönemde gördü maalesef. Hani çok sevdiği bir soru vardı ya arkadaşlar. Nereden nereye derdi biliyor musunuz? Hatırlayalım. Kişi başı gelir. Hep beraber ülkemize deva olacağız. Hep beraber Tekirdağ'a deva olacağız. Millet İttifakı olarak bu ülkenin devası olacağız inşallah. Hep beraber. Arkadaşlar yıl 2013. Kişi başına düşen milli gelir 12.500 dolar. Biz hedef koyduk. Dedik ki 2023'te bu ülke 25.000 dolara ulaşır dedik değil mi? Şu anda ne kadar? 10.500 dolar. 2013'ten 12.500 dolardan aldılar. 12.500 dolardan şu anda 10.500'e düşmüş durumda. 9 yıldır, 10 yıldır geriye sayıyor bu ülke ya. Yazık günah. Gençlerimizin umudu kararıyor. Gençlerimiz yarınlarını başka ülkelerde aramaya başlıyorlar. Ekonomide dünya sıralamasında 16.lıktan düştük 21.liğe. Hukukun üstünlüğünde dünyada 59.luğa yükselmiştik, düştük 117.liğe. Zaten ikisi biliyorsunuz at kulağa gider. Ne kadar hukuk o kadar ekonomi. Ne kadar adalet o kadar ekonomi. Hukuk ve adaleti her gün ayaklar altına alıp bir ülkenin ekonomisini düzeltemezsiniz. Mümkün değil. İşkenceye sıfır toleranstan Sinan Ateşler'in vurulduğu bir ülke haline geldik yani. Çetenin, mafyanın cirit attığı bir ülke haline geldik. Gerçekten çok üzülüyoruz. Bu ülke bunu hak etmiyor. Görüyorsunuz değil mi? Nereden nereye? Devlet yönetiminde ortak akıldan tek akıla, keyfiliğe. Yöneten kadrolarda liyakattan kayırmacılığa. Dış politikada Avrupa Birliği rotasından Şangay Beşlisi'ne. Evet. Nereden nereye? Arabulucu, güçlü, itibarlı Türkiye'den kapı kapı ondan 2 milyar, ondan 3 milyar para istemek zorunda kalan bir ülke. Tüm dünyanın cazibe merkezi olan Türkiye'den gençlerin evet kaçmak istediği Türkiye'ye. Nereden nereye? Ama arkadaşlar endişeye mahal yok. Endişeye mahal yok. Bu ekonomik kriz var ya arkadaşlar, bu darboğaz. İnşallah düzgün kadrolar iş başına geldiğinde, dürüst ve ehil kadrolar iş başına geldiğinde İnşallah çok hızlı bir şekilde çözülecektir. 6 ayda bu ülke bu kriz ikliminden çıkar. Ve hep diyoruz en fazla 2 yılda da enflasyon tek haneye iner. Türkiye bunu başardı, yine başaracak. İnanın bu düştüğümüz durum asla kaderimiz değil. Türkiye'nin yarınları elimizde, hepimizin elinde. Hep beraber bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız. Koşmaya başlayacağız ve ülke inşallah kanatlanıp uçacak. Söylediğim gibi enflasyonda en geç 2 senede, tekrar ediyorum en geç 2 senede tek haneye indireceğiz. Bunu Türkiye daha önce başardı. Defalarca yaptı, yine yapacak inşallah. Bu ne demek? Her birimizin sofrasının bereketlenmesi demek. Faturaları dert etmeyeceğiz. Ödemelerimizi rahat yapacağız. Buzdolaplarımızı huzurla doldurabileceğiz demek. Hani külliyede tok, yerli otomobil dolaşıyor ya. O yerli otomobilin herkes tarafından rahatlıkla satın alabileceği bir Türkiye'yi hedefliyoruz biz. Ya araba var da para yok para. Para olmayınca millet nasıl alacak o arabayı ya? Bunlar, biz yerli marka diyoruz. Yerli otomobil demiyoruz, yerli marka diyoruz. İkisinin farkı var. Ben hep bunu anlatıyorum. Ama marka yerli. Ama yerli otomobil demek başka bir şey. O doğru. Bunlar hayal değil arkadaşlar. Bunlar inanın hayal değil. Evet. Galiba bu patates, soğan seçimleri değiştirecek belli. Tencere kaynamayınca olmuyor. Tencerede et yerine dert kaynayınca artık hükümetin değişme zamanı geldi demek. Müsait bir yerde indireceğiz inşallah hep beraber. Bu ülke arkadaşlar zamanında çok büyük başarılar elde ediyor. Çok büyük. Gençler KYK burslarından biriktirdikleriyle rahatlıkla tatil yapabiliyorlardı. Şimdi gençler bayramda ailelerini görmeye gidemiyorlar ya. Otobüs parasını biriktiremiyor çoğu gencimiz ailesini bayramda görmek için. İşe yeni başlayanlar krediyle de olsa araba alıyordu, ev alıyordu. Son model arabalar almak kolaylaşmıştı. Emeklerimiz maaşlarıyla rahat geçinip bir kenara birikim de yapabiliyorlardı. Kenara bir şeyler de koyabiliyorlardı. Ama inanın çok daha iyisi olacak. Çok daha güzel günlere ulaşacağız. Formül basit. Güveni oluşturun, güveni. Gerisi çok kolay. Evladının beslenme çantasını dolduramayan gözü yaşlı annelere sesleniyorum. Sabahtan akşama çalıştığı halde evine rahatça meyve sebze alamayan babalara sesleniyorum. Diplomaları evde dururken motosiklet üstünde alnının teriyle canını tehlikeye atarak çalışan kurye kardeşlerimize sesleniyorum. Orta gelirliyken birden açlık sınırının altında yaşamaya başlayan milyonlara sesleniyorum. Nasıl ki 2001-2002 krizinden sonra refahı yaşadıysak, nasıl ki 2009 krizinden sonra Türkiye tekrar güçlenip ayağa kalktıysa, bu krizden de inşallah hep beraber çıkacağız. Ve çok daha iyisini yapacağız. Adaletle yapacağız, hukukla yapacağız, ortak akılla yapacağız ve beraberce yapacağız. Hep beraber yapacağız inşallah. Hakkı düştüğü yerden tutup kaldıracağız. Hiç endişeniz olmasın. Adalete hakim kılacağız. Güven olmayınca olmaz arkadaşlar. Güven, güven, güven. Ben güven çok önemli deyince bazen gençler bana soruyor. Diyorlar ki ya başkanım güven deyip duruyorsun da bu güven nasıl oluşur diye soruyorlar. Ben de diyorum ki gençler bakın bir dakikada 8 maddede size özetleyeyim. Güven nasıl oluşur? Güveni nasıl kazanırsınız? 1- Konuşunca doğruyu söyleyeceksin. 2- Söz verince tutacaksın. 3- Emanete hıyanet etmeyeceksin. 4- Devlet yönetiyorsan adaletten asla sapmayacaksın. 5- Ehliyetli, liyakatlı kadrolarla çalışacaksın. 6- İstişareyle yöneteceksin. 7- Şeffaf olacaksın, çalmayacaksın. 8- Her zaman hesap vermeye hazır olacaksın. Hesap vermekten kaçmayacaksın. Bu 8 maddeyi yapın, korkmayın. Güveni oluşturursunuz. Bu kadar basit. Değerli arkadaşlar, önümüzde sayılı günler var. 18 gün. Sayılı gün çok çabuk geçer. 14 Mayıs'ta, ben akşam olmadığı için bugün de sayıyorum. Seçim günü akşam 17'ye kadar oy kullanıldığı için o gün de sayıyorum. Onun için 18 diyorum. Şimdi aslında önümüzde değerli arkadaşlar bu seçimde aslında bir referandum var. Bakın sadece 2 tercihli bir referandumdan bahsediyoruz. Birinci sandıkta Sayın Erdoğan mı, Sayın Kılıçdaroğlu mu? İkinci sandıkta da Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? İki tercihli referandum. Ama aslında bu iki tercih ne biliyor musunuz? Size daha basitleştirerek de anlatacağım. Aslında bu referandumda, bu seçimde önümüzdeki iki tercih ne? Belirleyici olan iki tane seçenek var. Gerisi detay, teferruat. Belirleyici olan iki seçenek var. Bu seçimde otoriterlik mi, demokrasi mi? Bu seçimde öfke, nefret mi, sevgi mi? Bu seçimde kriz mi, huzur mu? Huzur. Bu seçimde şu anda istişaresiz karar veren bir yapı mı, tek akıl mı, ortak akıl mı? Tekirdağ bunun cevabını biliyor. İki seçenekten birisini seçecek Tekirdağ. Bir başka bakışta bu bir referandum olacak arkadaşlar. Ama özetin de özeti, karşımızda iki tane seçenek olacak. Kara kış mı, bahar mı? Cevap basit. Tekirdağ bu işi bitirmiş. Tekirdağ kararını vermiş. Değerli arkadaşlar, şimdi buradan sizlere soruyorum ve bir söz almak istiyorum. Bu seçimi birinci turda tamamlayacak mıyız? Söz mü? Birinci pusulada hep beraber ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun altına evet mührünü basacak mıyız? Söz mü? İkinci pusulada Millet İttifakı'nın çerçevesi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunun altında Deva için, gelecek için, saadet için, demokrat için evet mührünü basacak mıyız? Söz mü? Tekirdağ bu işi bitirmiş. Tekirdağlı hemşehrilerim, siz 14 Mayıs'ta oyunuzu vereceksiniz. Sonra sırtınızı şöyle yaslayıp inanın koltuğunuzda huzurla gerisini izleyeceksiniz. Çünkü gerisi bizde. Bu iş bizde. Her şeyle hazırız. 2300 maddelik ortak eylem planımızla hazırız. Kadrolarımızla hazırız. 84 maddelik anayasa değişiklik paketimizle hazırız. Hiç merak etmeyin. Endişeye mahal yok. Ve biz bu hazırlıkları çok önceden yaptık. Merak etmeyin, haklısınız. Trafoya kedi falan girmesin diyor ablamız, bak orada. Haklı. Bunun için ne yapacağız? Oylarımıza sahip çıkacağız. Tüm Türkiye'de 50 bin binada, 200 bin sandıkta oylarımıza sahip çıkacağız. 6 parti bunun bütün altyapısını oluşturuyoruz. Hiçbir binayı, hiçbir sandığı boş bulundurmayacak şekilde bir ağı kuruyoruz şu anda. Tek bir parti bunu yapmakta zorlanıyor. Ama 6 parti el ele verdiği zaman, güç birliği yaptığı zaman bu işi çözüyoruz. İnşallah. Buna dikkat edeceğiz hep beraber. Çözüm bizde. Adaleti getireceğiz, adaleti. Hakkı düştüğü yerden kaldıracağız. Türkiye'yi mutlu insanların ülkesi yapacağız hep beraber. Türkiye'yi huzurun, güvenin, adaletin, özgürlüğün, zenginliğin ülkesini yapacağız. Türkiye'nin dünyanın yıldızı yapacağız Türkiye'yi. Hep beraber de başaracağız inşallah. Yunanistan da, Bulgaristan da buraya gıptayla bakacak. Gıptayla bakacaklar. İlham kaynağı olacağız bütün bu coğrafya için. Demokrasisiyle, özgürlüğüyle, adaletiyle, zenginliğiyle. Ve hep beraber başaracağız. Hava yağışlı biraz. İnşallah bu yağış memleketim için bereket olsun. Baharın bereketi 14 Mayıs'ta sandıklardan inşallah çıksın ve 15 Mayıs sabahı hep beraber o özlediğimiz mutlu, müreffeh Türkiye'ye uyanalım diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Deva Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Tekirdağlılar, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Şu aramızda bulunan genç arkadaşların bir temiz ellerini bir kaldırabilir mi lütfen? Kaldırın şu temiz ellerinizi bir. Genç arkadaşlarım, ülkemizi fabrika ayarlarına 14 Mayıs'ta döndürmeye var mısınız? Var mısınız? 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi halkımızın kurduğu Millet İttifakı'nda yine halkımız tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen, ömrünü hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış 85 milyonun Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Kılıçdaroğlu, hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Evet, 3 Kemallerin kentindeyiz. Muazzam bir kentteyiz. Kadim bir kentteyiz. Tekirdağ'dayız. Gençler, slogan çok güzel. Slogan çok güzel. Bakın, size bir rakam vereceğim. Tekirdağ'da bu seçimlerde ilk kez sandığa gidip oy kullanacak olan gençlerin sayısı 61.262 kişi. Rakam fena değil. Demek ki 61.262 kişi Tekirdağ'da genç arkadaşımız sandığa gidecek ve oyunu kullanacak. Türkiye genelinde de 5 milyonu aşkın genç ilk kez sandığa gidecek, oy kullanacak ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Gençler, Türkiye'nin kaderini değiştirecek olanlar sizlersiniz. Türkiye aydınlığı ve demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Türkiye'ye özgürlüğü getirecek olanlar sizlersiniz. Türkiye'de torpili bitirmek için yeni bir iktidarı getirecek olan sizlersiniz. Türkiye'de devletin bozulan kolonlarını yeniden inşa etmek üzere demokrat bir iktidarı iktidara getirmek için, demokrat bir yönetimi iktidara getirmek için en büyük güç sizin elinizde ve bekliyoruz. Gençler için söyledim. Çalışırsak, şimdi bakın bir şey söyleyeyim. Özellikle 6 partinin yöneticilerine, gençlik kollarına, kadın kollarına seslenmek istiyorum. Nasıl olsa geldik. Sakın ha o havaya kapılmayın. Son ana kadar, sanki bir kişilik fark varmış gibi son ana kadar çalışacağız. Son ana kadar mücadele edeceğiz. Son ana kadar kul hakkı yiyenleri iktidardan götürmek için mücadele edeceğiz. Son ana kadar, son ana kadar. Söz mü? Söz mü? Arkadakiler duymadı. Söz mü? Çok teşekkür ederim. Ben size söz verdim. Biliyorsunuz değil mi? Bay Kemal sözünden dönmez. Dönmeyeceğim. Gençler, ufkunuzu açacağım. Gençler, torpili kaldıracağım. Gençler, KPSS sınavına gireceksiniz. Mülakat denen bir ucube, bir garabet olmayacak. Kazanacaksınız ve atamanız başlayacak. Mimarlar da atama bekliyorlar deniyor. Mimarlar bekliyor, veteriner hekimler bekliyor. Pek çok kişi atama bekliyor. Ben bunun farkındayım. Ama şunu yapacağız. Köy okullarını yeniden açacağız. 100.000 öğretmenin Türkiye'nin 100. yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100.000 öğretmenin atamasını gerçekleştireceğiz. Yani Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenciyle öğretmeni buluşturacağız. Hiç endişe etmeyin. Bunu yapacağız. Çünkü eğitim bir topluma sınıf atlatan en önemli faktördür. Özellikle kız çocuklarının, kızların eğitimi aynı zamanda toplumun eğitimi demektir. Ailenin eğitimi demektir. O nedenle eğitim konusu bizim önceliklerimiz arasındadır. O nedenle bütün köylerdeki okulları yeniden açacağız. 100.000 öğretmen gidecek. Bu okullarda pırıl pırıl evlatlarımızı yetiştirecek. Mustafa Kemal'in hedefiyle yetiştirecek. Tabii bu arada hayatın hayat pahalılığının da farkındayım. Hayatın pahalı olduğunu da biliyorum. Evlerde çocuğuna yeteri kadar beslenme imkanı sağlayamayan annelerin dramını da biliyorum. Somun ekmeğinin arasına salça sürüp çocuğuna yediren anneleri de biliyorum. Okula evladını gönderirken acaba beslenme çantasına ne koyayım diye düşünen ve ne olacak bu halimiz diye düşünen anneleri de biliyorum. O nedenle her birimizin görevi var. Eğer bu acıları ben yüreğimde hissediyorsam, her birimizin de tek tek bu acıları hissetmesi lazım. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa aslında hepimizin evladı yatağa aç giriyor demektir. Eğer bir evde elektrik kesiliyorsa 85 milyon insanın elektriği kesilmiş demektir. Eğer bir evde kışın soğuğunda doğalgaz kesiliyor ve ısınamıyorsa aslında hepimiz soğukta kaldık demektir. O nedenle hepimiz beraber müşterek bir değişime imza atmak zorundayız. Altını çiziyorum. Bir değişime imza atmak zorundayız. 22 yıldır yönetiyorlar memleketin hali meydanda. 22 yıldır Türkiye'yi hangi noktaya getirdiler? Şimdi bakın, eskiden Merkez Bankası bir dolar kuru açıklardı. Şimdi Merkez Bankası'nın dolar kuru var. Döviz büfesinin dolar kuru var. Bankaların dolar kuru var. Kapalı çarşının dolar kuru var. Hangisi geçerli belli değil. Kimin ne yaptığı belli değil. Kredileri de kesmişler. Esnaf sanayici kredi alamıyor. Ekonomi tam bir felaket pozisyonunda. Onun da farkındayız. Nasıl bir miras devralacağımızın da farkındayız. Ama Türkiye bu cenderenin dışına çıkmak zorunda. Türkiye yeniden şahlanmak zorunda. Ve bir değişime Türkiye imza atmak zorunda. İmza atmak zorunda. İmzayı nerede atacağız? Sandıkta atacağız. Sandığa gideceğiz. Oylarımızı kullanacağız. Ve gençler Türkiye'nin kaderini değiştirecekler. Gençler, o nedenle bütün umudum sizde. Gelecek, bu ülkenin geleceği de sizde. Unutmayın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni sizlere, yani gençlere emanet etmiştir. Unutmayın sakın. Emeklilerin durumunu da biliyorum. Emekli dediğiniz kişi kimdir? Anlatayım. Emekli dediğimiz kişi çalışan, üreten, alın teri döken, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunan, primini ödeyen, yeri zamanı gelince de emekli olan kişidir. Ve emekli olan kişi bütün bu alın terinin karşılığı olarak emekli aylığı alır. Ama aldığı emekli aylığıyla geçinemiyorsa, ciddi bir sorun yaşıyorsa o zaman Türkiye'nin yönetiminde bir sorun var demektir. Bunun mutlaka çözülmesi lazım. Emeklilere 2015 yılından beri Ramazan ve Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar birer ikramiye verilsin diye defalarca söyledim. Dillendirdim. Önce dediler para yok. Sonra baktılar ki bu Kılıçdaroğlu'nun dilinden kurtulamayacağız. Bari 1000'er lira ikramiye verelim dediler. Şimdi seçim geldi, biraz daha yükselttiler. Ama dediğim olmadı. Asgari ücret kadar vereceksiniz dedim. Önümüzde seçimlerden sonra Ramazan bayramı var. Gideceksiniz. Bankada Bay Kemal'in yatırdığı 15.000 lirayı göreceksiniz. Ananızın ak sütü kadar helal olsun o para size. Şimdi bunu söyleyince tekrar vay efendim parayı nereden bulacaksın? Bana anlatıyorlar. Sen beşli çeteye çalışırsın, Bay Kemal vatandaşa çalışır. Sen uyuşturucu baronlarına çalışırsın, Bay Kemal vatandaşa, emekliye, işçiye, memura, onlara çalışır. Yani halka çalışır. Sen yandaşların için çalışırsın, Bay Kemal yandaş değil, vatandaş için çalışır. Memlekette para var aslında. Dünyanın parası var, imkanımız var. Ama birilerine peşkeş çekerseniz, birilerine verirseniz, beşli çetelere verirseniz, avroyla, dolarla oturup kalkarsanız, Türk lirasını yerlerde süründürürseniz, bir de milliyetçi diye ahkam kesmeye kalkarsanız, kusura bakmayın, söyleyecek çok sözümüz var. Çok sözümüz var. Türkiye'yi bu hale getirdiler. Türkiye'yi bu halden kurtarmamız lazım. Türkiye'yi yeniden aydınlığa çıkarmamız lazım. Ve bunun için de kadınlar, size de güveniyorum. Size de inanıyorum. Çünkü evde en büyük sıkıntıyı yaşayan sizlersiniz. Mutfağın 1 numaralı sorumlusunuz. Dışarıda çalışırsınız. Yeri gelir evde çalışırsınız. Sizin sosyal güvenliğiniz yok. Ama bu kardeşinizin sözü var. Herkes en az asgari ücret kadar, her evin en az bir aile olacak. Asgari ücret kadar. Para kadının banka hesabına yatacak. Kadınlar, bazı kadınlar diyorlar ki katılım bankalarında altın hesabı açsanız da bizim adımıza oraya asgari ücret kadar altın yatırabilir misiniz? Bay Kemal evet dedim. Yatırabiliriz, alabilirsiniz. Hiç endişe etmeyin. Paranın miktarı değişmediği sürece bütün bu sorunların tamamı çözülecektir. Bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimsenin. Türk lirasını perişan ettiler. Bunun farkındayız. Yerlerde süründürdüler. Bunun da farkındayız. Ama değiştirecek olan biziz. Güçlendirecek olan biziz. Türkiye'yi zenginleştirecek olan biziz. Yeniden Türkiye'nin üretmesi lazım. Bakın burası aynı zamanda, yani Tekirdağ aynı zamanda bir üniversite kentidir. Tekirdağ aynı zamanda bir tarım kentidir. Bir sanayi kentidir. Ve tarım kenti olan Tekirdağ'da bakıyorsunuz buğday dışarıdan, arpa dışarıdan, yulaf dışarıdan, et dışarıdan, canlı hayvan dışarıdan, ama bizim üreticilerimiz kazanmıyor. Bizim üreticilerimiz perişan vaziyette. O nedenle çiftçi kardeşim üzülme. Yata hangi fiyattan mazotu veriyorlarsa aynı fiyattan mazotu size vereceğiz. Kırmızı mazotu vereceğiz, ucuz mazotu vereceğiz. Alacaksın ve tüketeceksin. Başka bir şey daha. Kırsalda çalışan gençlerin ve bütün kadınların sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Kırsalda gençler çalışacak, kadınlar çalışacak. Yeri geldiğinde de bunların tamamı emekli olacaklar. Emeklilik haklarına kavuşacaklar. Kırsalı, yani köyleri gerçekten de yaşanabilir mekanlar haline dönüştüreceğiz. Bir şey daha. Ondan sonra sözlerimi bitireyim. Bize arada bir milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Yok şu terör örgütü, yok bu terör örgütü, yok şu, yok bu. Açık ve ne söylüyorum? Tekirdağ'dan söylüyorum. Mısır'daki Sağ Sultan da duysun. Terör bir insanlık suçudur. ve kimden gelirse gelsin teröre karşıyız. Teröre lanet olsun. Terör örgütleriyle kucak kucağa olanlara da Allah bin belasını versin. Gideceksin, mektubunu getireceksin, okutacaksın, bana da oturacaksın, milliyetçilik dersi vereceksin. Sen kim, milliyetçilik kim? Bakın, şu altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Allah aşkına bana söyler misin? Bu can bu bedende kaldıkça papazı size vermem diyen kimdi? Sıkıyı görünce papazı teslim eden kimdi? Türkiye'nin onurunu ayaklar altına alan kimdi? Şimdi kalkmış bana milliyetçilik dersi veriyor. Sen kim? Milliyetçilik kim? Bizim parti adına gidiyorlar gençlik kollarına. Gençlik kollarına, o gencecik fidan gibi evlatlarımıza alıyorlar, diyorlar ki sen sahte bir CHP broşürü bastır. Biz gelince teröristleri affedeceğiz de matbaada bastırıyorlar. Canan Başkan da Şahin gibi hemen buluyor. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanı. Şahin gibi gidiyor, hemen buluyor. Adamı yakalıyor. Matbaayı buluyor. Kim yaptı bunu diyor. Savcılığa verdik. Dolayısıyla eğer mücadele edecekseniz, yiğit adamlarsanız, kendinize güveniyorsanız çıkacaksınız karşıma. Beraber hesaplaşacağız. Millet görecek. Kim vatansever, kim başka birisi. Görecek bunu. Ayrıca bir şey daha. Ya arkadaşlar, Suriye'de Rusya havadan vurdu. 34 askerimiz şehit edildi. 34 askerimiz. Vuran Rusya. Şehit olan bizim askerimiz. Bakıyorsun bu ülkenin Cumhurbaşkanı koşa koşa Putin'in ayağına gitti. Ya niye gidiyorsun? Şehit olan senin askerin. Vuran onlar. Koşa koşa gittim. Putin aldı bunu. Kapının önünde bekletti. Kronometreyi açtı. Kaç dakika orada ayakta tuttuğunu yazdı, çizdi, dünyaya gösterdi. Ondan sonra içeriye aldı. Oturabilirsin dedim. Bu mudur Türkiye'nin itibarı? Bu mudur milliyetçilik? Bu mudur vatana saygı? Bay Kemal bu tür şeylere asla izin vermez. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. İki kırmızı çizgimiz. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Patates kısmını bilmiyorum ama soğan kısmında kesinlikle haklısınız. Ya soğana bile muhtaç ettiler bizi ya. Akıl alacak şey değil gençler. Ama siz dersini vereceksiniz. Ben buna inanıyorum. Dersini vereceksiniz. Nasıl yapacağız? 6 lider bir aradayız. Birleşe kazanacağız. Nasıl kazanacağız? Birleşe kazanacağız. Ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Beraber, birlikte, birleşe bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye aydınlığı, bu ülkeye bereketi, bu ülkeye huzuru getireceğiz. Bereket dedim, yağmur ne kadar güzel değil mi? Yağmalı, çiftçi memnun olmalı, tarlalar yağmurla buluşmalı ve tarlaların tümü bereketli olmalı. Çiftçimiz kazanmalı, çünkü alın teri dökenlerin kazanması kadar değerli bir şey yoktur. Onlar kazandıkça Türkiye kazanacaktır. Onlar kazandıkça hepimiz kazanacağız. Bundan da hepinizin emin olmanızı isterim. Ayrıca güzel bir slogan. Birleşe kazanacağız. Birleşeceğiz. Beraber sandığa gideceğiz ve bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirmiş olacağız. Gençler şuna inanın. Dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacaksınız. Diyecekler ki dünya siyaset tarihini yazanlar, Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı ve Türkiye'nin gençleri sandığa gittiler, demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştirdiler. Bu başarı bile sizin tarihinize, sizin hanenize yazılacaktır. O açıdan gençler, size olan güvenim sonsuzdur. Buna inanın. Staj mağdurları var biliyorum. Sorunların çözülmesi gerekiyor. Mimarlar atama bekliyor. Veteriner hekimler atama bekliyor. Mühendislerin ve mimarların ayıklarında ciddi sorunlar var. Söz mü diyor? Söz, söz, söz. Bir tane değil. Söz, söz, söz. Çözeceğiz. Çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz. Ekrem Başkan'ın güzel bir sözü var. Her şey. Arkadan ses bir gelsin bakalım. Her şey. İnanın her şey çok güzel olacak. İnanın bu ülkeye baharlar gelecek. İnanın bu ülkede huzurlar olacak. İnanın buna, inanın, inanın. Beraber birlikte bu ülkeye baharı getireceğiz. Bu ülkenin caddelerinde, bu ülkenin sokaklarında, bu ülkenin parklarında huzur içinde gezeceğiz. Birbirimizi tanımasak bile selam vereceğiz ve üstelik gülümseyerek baharı getireceğiz, baharı. Baharımız gelecek ve her şey çok güzel olacak. 13. Cumhurbaşkanımız, 85 milyonun Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Efendim, hızlıca Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı buraya davet etmek istiyorum. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş. Değerli Tekirdağlılar, sizlerin öz evladı, hemşehriniz, bu toprakların çocuğu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, parti sözcümüz, Tekirdağ Milletvekilimiz Faik Öztürk. Millet buluşmalarımızın koordinatörü, eski Devlet Bakanımız İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak. Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Sayın Rojat Ölmez. Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hüseyin Nalbantoğlu. Deva Partisi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyesi Furkan Arık. Millet İttifakı Tekirdağ İl Başkanlarımızı anons ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Volkan Nallar. İYİ Parti İl Başkanımız Gökhan Metiner. Deva Partisi İl Başkanımız Hilal Öner Özcan. Gelecek Partisi İl Başkanımız Recep Nişancı. Saadet Partisi İl Başkanımız Halil İbrahim Kart. Demokrat Parti İl Başkanımız Selahattin Sevinç. Sevgili Tekirdağlılar, 14 Mayıs'ta oylarınızla Ankara'ya, parlamentoya göndereceğiniz milletvekillerimizi anons ediyorum. Faik Öztürk selamlıyor şimdi sizlere. İlhami Özcan Aygün. Cem Avşar. Nurten Yontar. Çorlu'nun evladı genç arkadaşımız Mustafa Ülke Buruk. İsmail Doğaroğlu. Sema Kırkoyun Kinet. İsmail Çelebi. İYİ Parti milletvekillerimizi anons ediyorum. Selcan Amşoğlu. Sertaç Alkaya. Hazım Tamer Dodurka. Zeki Uzun. Aynur Çeşmeliler. Şerafettin Terzi. Mehmet İlker Atasever. Cem Cavcar. Çerkezköy Belediye Başkanımız Vaha Bakar. Çorlu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt, Malkara Belediye Başkanımız Ulaş Yurdakul, Muratlı Belediye Başkanımız Nevi Tepe, Saray Belediye Başkanımız Özkan Erkeş, Şarköy Belediye Başkanımız Alpay Yar, Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel. Yine konuk belediye başkanlarımız aramızda Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu, ve Tekirdağ'ın özkısı Candan Yücel. Sevgili Tekirdağlılar, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Her şey, her şey, her şey. Teşekkürler sevgili Tekirdağlılar. Milletvekili adaylarımızı sizlere emanet ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Güle güle, güle güle, güle güle sevgili Kılıçdaroğlu. Yolun açık olsun. Tekirdağ yolun açık olsun diyor. Seni bağrına basıyor. Hoşça kalın diyoruz sevgili Tekirdağlılar.